Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Şurada bir 31 bin olamadı gitti. Yani hala Fenerbahçeliyim diyorsanız yani Fenerbahçe aşığıyım diyorsanız da kanala abone değilseniz gerçekten aşk olsun. Şimdi sevgili arkadaşlar ben diğer kısımda bir şey söylemeyi unuttum. Hani elenen takımlar şunlar bunları. Konferans liginde ayrıca hani sadece normal ücretlerden bahsettik. Yani marketing, reklam gelirleri falan hariç. Yani kulübümüzün popülaritesini düşününce Nereye kadar gittiğimize bağlı olarak çok fazla şey olabilir. Ee, onu söyleyeyim. Wilfred Zaha 30 yaşında yıllık 5 milyon euro versen 4 yıllık kontrat güzel olabilir. Mısır medyasının iddiasına göre Fenerbahçe Mısır milli takımının teknik direktörü Rui Vitoria'ya teklif yapıyor diye. Yani Mısır medyası diyebilir ee, Ali Koç koskoca Ali Koç'un yalan söyleyecek hali yok. Değil mi Türk teknik direktör olacağız diye. Ee, bunu söyleyeyim. Sergen Yalçın kısmı çok konuşuldu. Hani Sergen Yalçın Azerbaycan'dan anlaşamadı. Ama Fenerbahçe defteri de kapandı gibi bir durum var. Sebebi de biraz sonra okuyacağım arkadaşlar. Ee, şimdi Fenerbahçe'den ikna turları. Yokain, Yo Joaquin Correa. Correa, Correa. Şimdi Fenerbahçe forvet hattını güçlendirmek istiyor. Kadroyu sil baştan değil ama en azından Eksik bölgeleri tamamlamak istiyor. Ve hedef Koreya. Gelecek sezon güçlü kadro kurmak isteyen gündeme gelen Inter'de top koşturan Koreya. Inter satışına sıcak bakıyor. Aa, geçin onu. Inter satışına sıcak bakıyor da biz nasıl alacağız? E, İngiliz basında çıkan haberlere göre Everton 10.2 milyon pound ödeyerek Koreya'yı kadrosuna katmaya arzuluyor. Benerbahçe'de bu öde, ücret ödemeye razı olduğu biliniyor. Ancak Koreya'nın önceliği süperlik değil. Arkadaşlar geçiniz. Nasıl 10.2'ye? Oyuncuyu kaç aldılar ki? Yani Fenerbahçe bak Edin Ceko'yu bitirdi. Okey. Şimdi burada duyum konuşalım. Haberi boş verin. Bir sürü haberde bir sürü şey var. Şimdi Ceko bitti. E, Korea gibi bir üst düzey Santrafor'da alma fikri var. Elindeki golcü rotasyonunda hani Ja Pedro, Joshua King, Batshuayi falan var. E, hani Korea olmasa bile Fenerbahçe'nin bu ayarda yıldız bir isim falan filan diyor. 41 maçta forma giydi. 4 gol, 3 asist. Arkadaşlar bakın. Şimdi hepsini dikkatli bir şekilde değerlendirelim. Şimdi Koreya dediğin adam nerede oynuyor? Önce oradan başlayalım. Yani Edin Ceko'nun takım arkadaşı mı değil mi? Değil mi? Önce oradan başlayalım. Bir. İkincisi bu adam yüksek beklentilerle transfer edilmiş ama alçak sonuçlarla mahvolmuş. Ha, forvet arkası 10 numara pozisyonu diyebilirim. Ee, ki gizli forvet tamamlayıcı forvet falan diyebilirsin. Bu adam sezonun başında 27.3 milyon euro'ya satın alınmış. Yani niye 10.2'ye bıraksın? Değil mi arkadaşlar? Ben şunu söyleyeyim. Koreya'yı Fenerbahçe'nin kiralık getirme ihtimali var. Ha, şu cümleyi kuracaksınız, diyeceksiniz ki hocam, adam zaten Batshuayi'yle birlikte oynamış. İşte Batshuayi'yle birlikte, Edin Džeko'yla birlikte oynamış. Orada bu kadar faydasız iş yapmış. Düşündüğünüz zaman hocam Fenerbahçe'ye gelse çok mu faydalı olacak dersiniz. Ee, olabilir. Niye olmasın? Niye Fenerbahçe'de fayda bulmasın? Yani bunu dediğimi unutmayın. Ha bir kanada Zaha'yı bir yani merkeze Korea'yı sağ kanada Arda Turan, Arda Güler'i Arda Turan nereden çıktı Arda Güler'i falan atarsan bak bakalım takım neler olacak. Fenerbahçe'ye Roma'dan stoper bir diğer haberimiz. Şimdi Roma'dan Arnavut Yıldız Maraş Kumburla'nın menajeriyle temas kurmuş Fenerbahçe. Şimdi yalnız ben şunu söyleyeyim. Haber ne kadar doğru bilmiyorum. Ama haber hoşuma gitti. Niye? Şimdi i̇şte menajeriyle temas kurdu. Roma'dan gelecek cevabı bekliyor. 18 kez Arnavutluk milli takım forması giydi. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro. Şimdi yaşının kaç olduğunu biliyorsunuz değil mi? 23 yaşında. Bakın Fenerbahçe yeni teknik dektörü defliyor. Kent'i aldı. Edin Ceko'yu aldı. Çatır çatır bir takım kurmak istiyor. Ve 23 yaşındaki Kumbulla'nın peşine düştü diyor. 2020 yılında Verona, Hellas Verona'dan Roma'ya 26,5 milyon euro bedelle transfer edilmiş. ve Geride kalan sezonda yeteri kadar forma şansı bulamamış. Mourinho da artık onu istemiyormuş arkadaşlar. Serie A'da 7 maçta forma giydi. Yönetim hem kiralık hem satın alma opsiyonları masaya yatırmış ee, durumda. Şimdi arkadaşlar bu atılabilir kumardır, atılabilir zardır. 8 milyon euro piyasa değeri var. Ee, 1.91 boyunda İtalyan pasaportta var. Arnavutluk milli takımının oyuncusu. 2025'e kadar sözleşmesi var. Her ne kadar da 2021 yılında 26 buçu almış olsalar yani futbolcu vardı da Verona'da 2018 yılında Verona A takımına yükseliyor. Verona altyapısından çıkıyor. 2020 Eylül'de Roma kiralıyor. 3 milyon euroya. Ve aynı Roma e, bir sezon sonra 1 Temmuz 2020'de 26.5'a da transfer ediyor. Yani 29.5'a. Ben şunu söyleyeyim. Alınabilir futbolcu. Atılabilir zar. Yapılabilir kumar. Sağ ayaklı sağ stoper bölgesine. Hani Samet Akaydın kumbulla desem herhalde. Hepiniz aynı şeyi tercih edersiniz diye düşünüyorum. Yani olabilitesi yüksek bir isim. Ki Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda İsmail Kartal gelişmesi dediler. Hani masaya oturdu İsmail Kartal'la falan. Bunları zaten konuştuk. Ee, hani Abdullah Avcı ismini atıyorlar. Geçiniz Abdullah Avcı ismini. Hani Sergen Yalçın ismini atıyorlar. Sergen'e bir soğukluk başladı onu anlatacağım. Teknik direktör olayının Cuma Cuma günü netlik kazanmasını bekliyorlar ama ben cumartesi bekliyorum. Onu da söyleyeyim. Ha yeni teknik direktörün açıklanması da an meselesi. Orası da ayrı mesele. Yani yeni teknik direktörü açıklaması an meselesi. İsmail Kartal, Volkan Demirel, Sergen Yalçın bunların hepsi konuşulduğu için söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi e, bunlardan hangisi daha şey olur? E, siz bilirsiniz. Şimdi bu isimler hepsi konuşuldu. Ee, Volkan Demirel Atay'ı bırakmak istemiyorum dedi. Sergen Yalçın Azerbaycan takımı dedi. İsmail Kartal üçüncü kez geliyor dedi ama ben size ısrarla söyledim yani siz şu açıklamalara bu açıklamalara kanmayın resmi açıklamalara bekleyin diye. Şimdi Volkan Demirel çok istendi diyor. Doğru Volkan Demirel'i çok istediler. Yönetim çok istedi. Fenerbahçe'ye sahip çıkar camianın evladı falan. Sergen Yalçın e, Zira Türkiye Kupası'ndan sonra ayrıldı. Jesus ama Fenerbahçe'de belirsizlik hakim. İsmail Kartal aslında çizilen portreye uyuyor. Ancak İsmail Kartal'ın da eksikleri <laughs> Avrupa maçları. Çok iyi bir analiz uzmanı İsmail Kartal. Ama Fenerbahçe'nin analiz mi ihtiyacı var. Şampiyonluğa mı ihtiyacı var? Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ihtiyacı var. Taraftardan enteresan görüşler var. Bir kısım taraftarımız İsmail Kartal'a şampiyon olamayacağımızı. Hani o son performanslarının derbisiz performans olduğundan dolayı tereddütlerini söylüyorlar. Ben saygı duyarım deyip göreceğiz. Ali Koç Arda Güler görüşmesi sosyal medyada yansıdı arkadaşlar. Kritik toplantıdaki kararlar hani başkan Arda Güler Ben olayı kısaca söyleyeyim çünkü haber çok uzun. Sizleri de sıkıp istemiyorum. Arda Güler'in kendisiyle ailesiyle görüşüldü. Annesi hariç Hani babasıyla falan görüşürdü İki tarafta projelerini anlattı. Kimi duyumcuya göre anlaşılamadı gidiyor. Bu arada İsmet Akpınar'la yollar ayrılmış Menerbahçe Beko'da. Kimi e, duyumculara göre gidiyor. Aa dur bir dakika. TPP'den son dakika açıklaması. Kulüpler A takım listesine yazılan 14 yabancı futbolcuya ilaveten Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla bir futbolcuyla sözleşme imzalayabilirler. E, yani özel bir kural çıkmış birilerine özel. Yusuf Demir sadece kadroya Türk olarak yazılabilecek. Sahada hala yabancı olarak geçiyor. Diyor. Galatasaray'ın adamı. adamı. TFF e yine Galatasaray'a yarar bir şey yaptı diyor. Ali Koç mutlu olmuştur diyor. Neyse biz bu konuyu konuşmayalım. Arda Güler'le konuşuyorlar. Arda Güler planlar anlatılıyor. Bak Ömer Faruk en basit örneği. Kalsa belki 30'a 40'a gidebilecek futbolcu. Gitti. Şimdi 30-40 dakika süre alamıyor. Arda bir e bunlar anlatıldı. Arda'nın ben devam edeceğini düşünüyorum. Tabi dev kulüpler peşinde. 35 maçta 6 gol 7 asist. Tabii, tabi tabi da oynamadı. 1550 dakika civarında bir dakika bazı var. Ve böyle bir 18 yaşındaki yıldızı kaçırmak istemiyoruz. E, açıkçası bunu söyleyeyim. Ve ben e, edince konuda Arda Güler olduğu için geldiği görüşündeyim. Hep birlikte Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Aynen bak bu kararlardan Yusuf Demir yerli statüsünde oynayabilecek diyor. Neyse biz işimize odaklanalım arkadaşlar. Şimdi Arda Güler bu arada Sergen Yalçın'dan da Arda Güler sözleri var. 18 yaşındaki futbolcu için. E, övgü dolu sözler kullananlar var. Mesela Rekord gazetesi. Hatırlarsanız attığı güzel gol vardı gallere. Türk futbolunun geleceği için büyük umut olarak ölen Arda Güler'den Türkiye için harika gol. değilim Mail Türk milli takımının 18 yaşındaki sansasyonel yıldız Arda Güler diyor. Sport, inanılmaz. Barcelona'yı heyecanlandıran gol. Wout Belprimeur Ajax'ın hedefindeki Arda Güler Türkiye adına muhteşem bir golle kendini gösterdi. Neden? Üst düzey bir yetenek olarak görüldüğünü gösterdi. A milli takım biliyorsun Euro 2024 elemeden de maç maçlar haftasını kayıpsız geçti. Almanya yolunda önemli bir avantaj elde etti. ve Vardayıp da iptal edilen golüne Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun kaçırdığı gole rağmen Galler'i yendi. Ve e, 27 metre mesafeden 109 kilometre hızla yaptığı şık vuruşta geceye damga vuran isim Arda Güler'di. Avrupa basını bunları söyledi. Sergen Yalçın da demiş ki Arda Güler gerçekten müthiş bir yetenek. Onu izlemek de büyük bir keyif. Direkt olarak Manchester United ya da Barcelona seviyesinde takımlara gitmeli. Elinde Arda olan teknik adam böyle oyuncuları kulübede tutmaz demiş. Şimdi bizim taraftar hemen yaftalamaya başlamış. Sergen Yalçın gelirse Arda Güler gider diyor. Niye? Çünkü Barcelona seviyesinde demiş. Ya anladığınızı mı okumuyorsunuz? Okuduğunuzu mu anlamıyorsunuz? Çözemiyorum. Diyor yani adamlıktan mı uzaksınız? Uzaktan mı adamsınız? Hani bunu demek istemiyorum ama ya arkadaş adam açık açık diyor ki bu futbolcu yedek bırakılmaz. Çatır çatır kütür kütür futbolcu. Yani burada ben gelirsem Barcelona'ya giderim lafı nereden çıkıyor? Nasıl anlıyorsunuz? Çözemiyorum. Gerçekten anlamıyorum ya. Yani tarifi mümkün değil bazı açıklamaların ya. Gerçekten bazı açıklamaların tarifi mümkün değil. Çok da tuhafıma gidiyor. Bir şey de diyemiyorum şimdi. Ee, ama durumlar bunlar arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'de transfer konusu son derece hareketli ve hararetli geçiyor. O sayı Samuel'in gitmesi gündemde yerine bir isim düşünülüyor. Mesela Mert Müldür ismi. Arkadaşlar ben çok çeşitli kaynaklarıma sordum. Çok çeşitli duyumlar aldım. Ee, hani Mert Müldür konusunda bir alakamız yok. Görüşme olmadı diyen de var. Görüşüldü çok ciddiyiz diyen de var. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Çünkü ikisinde de diyen var. Mert Müldür için yetkili bir ağızdan mesela Turan kardeşim diyor yetkili bir ağızdan aldığım bilgiyi paylaşayım. Fenerbahçe bu sene çok ciddi kısa sürede Mert Müldür açıklanırsa şaşırmam. Şu an masada iki Avrupa'dan e, teklif var. Avrupa kulübünden teklif var. E, Fenerbahçe'nin teklifi de en cazip olanı diyor. Benim sorduğum kaynağımda bizim Mert Müldür'le hiçbir alakamız yok. Hani e, düşünmüyoruz dedim. Benim kafam karıştı yani hangisi daha doğru hangisi daha yanlış bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim. O iyi 10 milyon euroya sattın diyelim. 10 milyon euroya sattın. Mert Müldür 4 milyon euro piyasa değerine kadar düşmüş. Yaşı 24 Türk futbolcu 1.84 boyunda stoper de oynayabilir. Sağ bek, sol bek hepsini oynayabilir. Yetenekli bir oyuncu, iyi de bir Fenerbahçeli. Evet, sağ sağla 4 milyon 700 bin euroyu almış Rapid Wien'den, Avusturya takımından. Ama bu sezon 3 maç 58 dakika. Fenerbahçe Mert Müldür iki 2.5'a verirlerse Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. İki buçuğa Mert Müldür Fenerbahçe'de. Vermezlerse iş sıkıntı. Ben birkaç tane daha size ek bir duyum vereyim. Renato Sanchez. Fenerbahçe Renato Sanchez için bir kere alama teklifinde falan bulundu ama e, bu iş olmayacak gibi duruyor. Onu söyleyeyim. Duyum olarak olmayacak desem daha doğru ama çabaladı. Ali Koç çabaladı. Onu söyleyeyim. Aleksandro'yu konuştuk. Doğru değil. Osterwolde muhtemelen önümüzdeki sezon bol bol denenecektir. Zaten gelecek teknik adam da Osterwolde'nin durumunu biliyordur. Ona ne eklemesi, ne yüklemesi gerektiğini biliyordur. Ya belli olmaz belki de İsmail Kartal'ın ya da gelecek teknik direktörün elinde uçacaktır. Polonyalı bir çocuk vardı o doğru değil. Dortmund'daki Gökdeniz doğru değil. Bunları videolarda da söylemiş olabilirim. Ama burada da bir kez daha duyurayım. Çünkü arkadaşlar diyor ki hocam biz her videonu izleyemiyoruz. Her videoyu izleyin. Ee, durum bunlar. Evet uzun lafın kısası. Şöyle bir toparlayalım. Tek tek madde madde toparlayalım. Hangi futbolcu hakkında ne dediysek onu konuşalım arkadaşlar. Ee, çünkü artık zamanı geldi. Kore'ye menajerlik şirketi ikna edip bir seneli kiralamaya çalışıyor. Fenerbahçe'de maaş yükünün yarısını falan verip oynama garantisiyle kiralamak istiyor. Bunu belirteyim. Mert Müldür. Valla benim kaynaklarım alakamız yok diyor ama Turan'da İleride diyor. Aa iki buçağı verirlerse benim kaynaklarım hayırlı olsun diyor iki buçağı. Belki de o yüzden hani e, kulübü biraz düşsün diye şey yapıyorlar. Ama iki buçağı verirlerse güzel olur. Renato Sanchez uğraşılıyor ama zor. Edin Ceko hayırlı olsun. Maraş Kumbulla ilk defa duydum. Basit haberinden. Ama mantıklı olur. O sahaya gitmesi muhtemel. Wilfred Zaha için uğraşıyoruz. Rui Vitoria'yı bize yazdılar. Bunu daha önce ben duydum aslında ama Ali Koç'un açıklamalarından sonra herhalde değildir diye düşünüyorum. Ya yoksa duydum bu Rui Vitoria'yı. Yani bana da geldi şeyi. Cao Pedro ve Joshua King'e biz menajerlerine yetki verdik. Gidebilirler. Batshuayi 12'nin üstünde teklif veren varsa buyursun alsın. Yoksa Batshuayi devam ki. Ryan Kent'i konuştuk. İsmail Kartal açıklanırsa 24 Haziran. Abdullah Avcı'nın alakası yok. Volkan Demirel kulübüyle devam edecekmiş. Sergen Yalçın son düzlükte vazgeçildi. İsmet Akpınar gitmiş. Arda Güler uzatacak gibi. Aleksandro Yalan Osterwolde de yeni gelecek teknik direktörün ellerinden öper. Arkadaşlar kanalımıza destek vermek adına bu kadar emeğin. Bakın şu sıcağa rağmen çekilen videoların e, hani bir teşekkürü ya da teşekkür babında bir şeyi bizler için çok görmeyin arkadaşlar. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.